Ay Emel'cim, çok teşekkür ederim canım. Sağ ol. Çok teşekkürler. Hayatım, bunlar yemeklerin. Bu ikincisi kim için? Ay Mine'nin istemişti ya. Sen siparişlere mi başladın artık? Ay evet, bilmiyorum ne yapacağım yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşları da var isteyen. Ay ne yapacağım bilmiyorum. Sen bu işin ticaretini mi yapsan acaba? Ay bilmiyorum, olur mu acaba Nihat? Ya Sena, olur mu öyle şey? Şaka yaptım tabii ki. Yani ticaret, micaret, sen anlamazsın ki bu işlerden. Aşk olsun, niye anlamayayım? Ay saf mıyım ben? Elçin'i görmüyor muyuz? Koskoca bir şirketi yönetiyor. Benim neyim eksik? Yani bazen kırıyorsun insanı, biliyor musun? Selda, yani döndün dolaştığın konuyu nereye getirdin Allah aşkına? Ben böyle bir şey demek istemedim ki. Yani anlamazsın derken sen bu işlerle uğraşma demek istedim, değil mi? Ayrıca senin Elçin'den ne eksiğin var hayatım? Hatta yani böyle fazlan bile var senin. Ayrıca biliyorsun genelde böyle hani bazı kadınlar yalnız olunca daha başarılı olmak ister, daha hırslanırlar falan. Senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Senin arkanda kapı gibi kocan var, değil mi? Orası öyle aşkım. Hazırım. Hadi çıkalım bakalım. Ya böyle baba oğul bir araya geliyorsunuz ya. Ben çok gururlanıyorum. Bakalım ne kadar dayanacak. Çok fena hırs yaptım baba. Görürsün. Hadi bakalım. Ay yapar benim oğlum. Tatlım benim. Sallama onları hayatım. Anneciğim çok zevklisin. Harika bir ayakkabı abi. Bence de çok şık. Umarım beğenir. Beğenmez mi? Bayılır. İnanmıyorum. Kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam. Nasıl ya? Kızım ne oluyor? Volkan'la Deniz barışmış. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bir de kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam yazmış. Anne bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Kızım bir sakin olur musun? Ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Ya Volkan Deniz'e evlenme teklif etmişti. Bu da demek oluyor ki bu yaz sözlenecekler. Hem de bizden önce. Ya kimse bu kızın ne olduğunu görmüyor. Volkan nasıl bu kadar saf olabiliyor? Ay ne var ki bu kızda? Ne yaptı ki Volkan'a? Önce Volkan'ın evlenme teklifini reddedip terk etti. Sonra dizideki rol arkadaşıyla birlikte oldu. Çocuk bunu terk edince de Kürtçü dükkanına geri döndü. Üstelik en bombası da Volkan'ın bunlardan haberi yok. Ay. Sizin bu zamane ilişkilerini benim aklım almıyor. Neyse, seni ilgilendiren bir durum yok ortada. Var anne, var. Bu kız benden önce sözlenemez. Ama ben onun soyadını ortaya çıkarmasını bilirim. Sakın! Çağla bak, sakın başkasının hayatına burnunu sokma. Zararlı çıkan da sen olursun. Sen kendi ilişkine bak. Ona da bakamıyorum ki bir türlü. Bu ara beni çok ihmal ettin. Selda teyzeyle de bir türlü konuşamadın. Ya kızım, konuşacağım dedim ya. Ne zaman? Elçin'cim, merhaba hayatım. Merhaba Selda'cığım, nasılsın? Ay iyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Biz de Çağla'yla dışarıdaydık da müsaitsen sana bir uğrayalım dedim. Ay tabii hayatım, bekliyorum. Hah, tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Tamam canım, bay bay. Gidiyoruz Çağla'cığım. Ay, masalarda canlı çiçek kullanalım. Bak ne kadar güzel olmuş. Ay evet, gerçekten öyle. Tamam, böyle olsun. Tamam, bu da tamamsa yarın için her şey hazır. Ya inşallah her şey hayal ettiğim gibi olur. İnşallah. Ah, Aslı'yı aramadık. Umarım gelir. Aslı'cığım nasılsın? İyiyim Eda'cığım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Şey, benim yarın akşam doğum günü partim var. Ve eğer sen de gelirsen çok ama çok mutlu olurum. Söz vermeyeyim ama gelmeye çalışırım. Ya Aslı lütfen. Bak söz veriyorum, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece eğleneceğiz. Hem sen gelmezsen beni affetmediğini düşüneceğim ve gerçekten üzüleceğim. Tamam canım, gelirim. Tamamdır. O zaman ben sana adresi mesaj atarım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz canım.
İşte bu. Ay inşallah abimle barışırlar. Kızlar, yine toplanmış ne kaynatıyorsunuz? Hiç. Doğum günümü planlıyorduk. Birlikte planlıyorsunuz yani. Ne güzel. Aslında Cansu planlıyor dersek daha doğru olur. O kadar güzel şeyler düşündü ki bana hiçbir şey bırakmadı. Sıkı dost olmanın faydaları. Neyse hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz abiciğim. Görüşürüz. Görüşürüz Volkan abi. Gonca. Eda aradı beni. Doğum gününe çağırıyor. Sen ne dedin? Çok ısrar etti. Belki gelirim dedim ama gitmeyeceğim. Saçmalama Aslı ya. Niye gitmiyorsun? Gonca, hani bu konu hakkında ağzını açmayacaktın? Tamam. Sustum. Bence gitmelisin. Ağzımı açmam dedim. Yazmam demedim diyorsun yani, öyle mi? Gerçekten çok yaratıcısın Gonca. Neyse Eda'cığım, ben gidiyorum. Geliyor musun? Nereye? Tenis dersim var ya bugün. Doğru. Yok, ben gelmeyeyim ya. Neme lazım, bir yerimi sakatlarım falan. Benim yarına kadar dikkat etmem lazım. Yarından sonra ne olursa olsun diyorsun yani. Alemsin ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Olduğunda beni arar mısın? Sakın Eda'ya çaktırma. Ay, acaba benle ne konuşacak ki? Yoksa... Ay, bugün de bana bir garip bakmıştı. Ay, acaba mı ya? Yok canım. Ama ne diyorum ben ya? Volkan abi gibi biri bana niye baksın ki? Rüyada bile olmaz. Volkan abicim. Seninle konuşmamız gerek Cansu. Nasıl yapalım? Nerede buluşuyoruz? Tenis dersim var. Kulübe gideceğim. Orada görüşelim istersen. Ya da daha sonra... Tamam, kulüpte buluşalım Baloyar. Tamam, öyleyse görüşürüz. Ben de sizi bekliyordum Burak Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babanız bu sabah beni aradı. Ha, biliyorum yanındaydım. O halde durumu da biliyorsunuz. Size işi öğretmemi istedi. Siz bana hızlandırılmış bir kurs yaparsınız. Ya ben zaten hemen kaparım. Tabii siz merak etmeyin. Buyurun gidelim. Kolay gelsin Emel'ciğim. Misafirlerime neler hazırlıyorsun bakayım? Ay Emel, keşke kızım bize pasta yapsaydı ya. Olsaydı yapardı. Ama Aslı bugün sabah işe başladı. Öyle mi? Güzel. Çok güzel. Çok heyecanlı. Erkenden gitti yavrum. Umarım bu sefer bir terslik olmaz da işten kovulmaz. Yani Aslı benim kadar şanslı değil patronları konusunda. Selda Hanım, misafirleriniz geldi. Bahçeyi aldım. Aa, hiç duymamışım geldiklerini. Gelmiş. Elçin'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay benim prensesim de gelmiş. Hoş bulduk Selda teyzeciğim. Canım benim. Ay Elçin'cim nasılsın hayatım? İyiyim Selda'cığım. Bizim de Çağla ile dışarıda birkaç işimiz vardı. Sana da bir uğrayalım dedim. Ay ne iyi ettiniz. Tatlım nasılsın Çağla'cığım? İyiyim Selda teyzeciğim, siz? İyiyim canım, ben de. Burak yok mu? Burak artık çalışmaya başladı. İş güç sahibi. Ciddi çalışıyor. Öyle mi? Bana bir şey söylemedi gerçi. Holding'de mi? Yok canım, kulüpte çalışmaya başladı. Holding onun için sıkıcı olacaktı. O yüzden kulüp onun için daha iyi oldu. Genç yaşta işlerle ilgilenmesi onun için ileride büyük bir avantaj olacaktır. Erkenden sorumluluk alması da...
Önemli tabii. Ay evet, Nihat da öyle diyor. Artık evlenecek, sorumluluk sahibi olacak diyor. Haklı tabii. Ben bir Burak'a hayırlı olsuna mı gitsem acaba? Olmaz kızım, daha ilk günden. İşleri vardır çocuğun. Akşam buluşacaksınız nasıl olsa, o zaman konuşursunuz. Ay yok hayatım, gitsin tabii. Git. Ay ilk günden bir sürü işi olacak hali yok ya. Hem seni görmek ona iyi gelir. Ben o zaman gidip bir sürpriz yapayım Burak'a. İyi, peki kızım, hadi git. Hayatım, seni şoförümüz kulübe bıraksın, olur mu? Tamam, olur. Bir şey alır mıydınız? Ben bir Türk kahvesi rica edeyim. Sade olsun lütfen. Benimki de sade bir Türk kahvesi olsun Şükran'cığım. Bir de Şükran, Suat da söyler misin? Arabayı hazırlasın, Çağla'yı kulübe bırakacak çünkü. Tabii Selda Hanım. O zaman görüşmek üzere. Tamam bebeğim, hadi git sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Şükran. Efendim. Gelenler kim? Elçin Hanım'la kızı Çağla Hanım. Aile dostları ama yakında akraba olacaklar. Burak Bey uzun zamandır Çağla Hanım'la birlikte. Gelinleri olacak yani. Evet. Ay Emel. Kızdaki şansı görüyor musun? Derler ya, para parayı çeker diye. Doğru valla. Kalkıp da bizim kızlar böyle koca bulacak değiller ya. Benimkinin kocasını biliyorsun. Hayırsızın teki çıktı. Ay Emel. İnşallah Aslı'nın kocadan yana şansı güler. İnşallah canım. Öncelikle soyadınızı babanızdan aldığım yetkiyle affınıza sığınarak bir kenara bırakıyorum. Bundan böyle ilişkimiz ast üst ilişkisi olacak. Bunda mutabık mıyız Burak Bey? Peki. Güzel. Bugün ilk iş gününüz olduğu için fazla zorlamayacak bir işle başlamayı uygun gördüm. Bırakabilirsin oğlum, gel. Teşekkür ederim. Biz üyemiz olan her müşterimize bir kayıt formu açarız. Daha sonra bu formdaki bilgileri bilgisayara kaydederiz ve formları dosyalarız. Ancak geçenlerde bilgisayarımıza bir virüs girdi ve maalesef bütün bilgileri kaybettik. Şimdi bu bilgilerin tekrar girilmesi gerekiyor. Fazla değil, 500 kadar. Ne? 500 mü? Tabii önce alfabetik olarak sıraya koymak şart. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok, hayır. Yarına kadar bu sıralamayı yaparsanız hafta sonuna kadar da bütün bilgileri girmiş olursunuz. Bu arada ben akşama kadar kulüpte olmayacağım. Kolay gelsin. Ya! Kafayı yemiş. Hayatta hiçbir kuvvet yaptıramaz bana bu işi. Hiç kusura bakma baba ya. Efendim babacığım. Başarılar demek için aradım oğlum. Çünkü başaramamak gibi bir şansın yok. Yani ne zamandır ben de seninle çocuklar hakkında konuşmak istiyordum Selda'cığım. Bir türlü fırsatımız olmadı. Açıkçası Çağla son zamanlarda biraz huzursuz. Önce bu Amerika planının iptal olması, ardından basında çıkan bu yalan yanlış haberler. Sonra Burak'ın Çağla'ya bazı özensiz davranışları. Ay evet hayatım ya. İnan ben de çok üzüldüm. Her şey çok üst üste geldi. Ben bu son olanlarda Burak'ın hiçbir suçu günah olmadığını çok iyi biliyorum. Resmen popülerliğinin bedelini ödüyor çocuk. Ay onun da işi zor, sürekli göz önünde. Dosttan çok düşmanımız var bizim Selda'cığım. Ay evet aynen hayatım ya. Yani bire bin katıp yazmıyorlar mı? Sanki aralarında bir resmiyet olsa her şey daha farklı olacak gibi geliyor bana. Hem milletin ağzı kapanır hem de çocukların birbirlerine bakış açıları daha bir ciddileşir sanki. Kesinlikle haklısın hayatım, ben de sana katılıyorum. Buna çok sevindim. Hemen hazırlıklara başlayalım mı o zaman? Önce çocuklarla mı konuşsak ha? Ne dersin? Yani eminim Çağla buna çok sevinecektir ama acaba Burak ne der? Hayatım sen onu bana bırak. Ay sonuçta her şey onların mutluluğu için. Pardon. Sinan arıyor, o da benden haber bekliyordu. Bugün eve bakmaya gidecektik izninle. Efendim canım? Elçin, ne yaptın canım? Çağla'yla Selda'ya uğradık, laflıyoruz. Sen? Ben şirketteki işlerimi hallettim, çıktım. Eve bakmaya gidecektik, senden haber bekliyordum ama. Seni beklettim değil mi? Pardon. Gelip alayım seni. Olur hayatım. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sinan beni buradan alacak.
Galiba biz çifte kutlama yapacağız. Aa, hocam birazdan devam edelim mi? Ne haber Cansın? İyiyim Okan abi. Sen nasılsın? İyidir. Eda'ya sürpriz bir doğum günü yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir tek sen bana yardımcı olabilirsin. Tabii ki. Seve seve. Eda Barış'ı mekanda yapmayı düşünüyor. Ama biz bunu son anda iptal edeceğiz. Ay canım ya. Çok üzülecek. İptal etmesek mi? İptal etmesek nasıl sürpriz yapacağız? Ya evet. Haklısın. Biz de ona evde sürpriz bir parti hazırlayacağız. Barış abi gelecek değil mi? Yani haberi var mı demek istedim. Bizim ekip gelecek evet. Ben konuşacağım onlarla. Şimdi senden ricam Eda kimleri çağırdıysa onları arayıp partinin evde olduğunu söylemen. Söylerim tabii. Ararım ben herkesi. Ay yalnız bir kişi var. Onun numarası bende yok. Kimmiş o? Ya kızma Volkan abi ama Eda Aslı'yı da doğum gününe çağırdı. Bu sefer gerçekten seninle bir alakası yok. Eda Aslı'yı çok seviyor. Arkadaşı olarak görüyor. Peki tamam ben Aslı'ya söylerim. Tamam süper. Aklında başka bir şey var mı yapabileceğimiz? Barış abinin mekanda olacak her şey tamam değil mi? Evet. Ya aslında bir fikrim var. Bahçeye perde koyarız. Bebeklerinden beri olan fotoğraflarını da koyarız. Bir de hep beraber klip hazırlarız. Ya Eda buna çok sevinecek. Eminim çok özel bir hediye olur onun için. Yani güzel fikir. Beğendim. Ya Eda çok duygusal biri. Bunu izledikten sonra kesin ağlar. Yapmasak mı? Sizin bu dostunuza gerçekten hayranım. Yani benim ne hissedebileceğimi bu kadar ince düşünen bir dostum yok. Gerçi dostum var mı onu da bilmiyorum da. Burak abi var ya. Yani Burak var tabii ama akrabam sonuçta. Bir zorunluluk var. Barış abi. Doğru haklısın. Ama sizinkisi çok özel ve nadir rastlanan türden. O yüzden birbirinizin değerini bileyim. Tamam Volkan abi sen merak etme. Eda benim kan bağım olmayan kız kardeşim gibi. Dosttan da öte. Neyse. Hadi ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Of. Bunlar da ne karışıkmış ya. Geçmez ki. Benim eğlenmem lazım. Çok sıkıldım. Aslı ya, sevdim ben burayı. Müşteri standardı ne kadar yüksek. Evet, ben de fark ettim. Kızım tabii, kulüp burası. Öyle herkesi almazlar. Ona göre seçiyorlardır müşterileri. Aslı, biz ne zaman diğer tarafa geçeceğiz? Yani hizmet eden değil de hizmet edilen. Maalesef Gonca, herkes şanslı doğmuyor. Biz de çalışıp kendi şansımızı kendimiz yaratacağız. İnşallah. Aslı. Hı. Volkan geliyor. Hadi ya. Ya niye geliyor ki şimdi? Bunu gördükçe ben kötü oluyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Güzel, sevindim. Aslı senle biraz konuşalım mı? Benim de işim vardı zaten. Aslı'cığım ben seni idare ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Eda'nın doğum günü biliyorsun. Sanırım seni de davet etmiş. Evet, sağ olsun. Öncelikle Eda'nın geçen günkü davranışına rağmen onu kırmayıp teklifini kabul ettiğin için teşekkürler. O sana kısa sürede çok fazla ısındı. Duygularımız karşılıklı. Ben de ona aynı şekilde. Ben Eda'nın doğum günü için bir sürpriz planladım. Yalnız bu Eda'nın düşündüğü gibi Barış'ın kafesinde değil, bizim evde olacak. Diğer mekanda sorun çıkmış gibi mi yapacaksınız? Aynen öyle. Yani parti bizim evde olacak. Sen de geleceksin değil mi? Yani gerçi zaten mekan değişti diye gelmemezlik mangarip olurdu. Haklısın. Neyse ben işimin başına döneyim. Tamam. Bir şey ister misin? Ben bir soda alayım. Yalnız üstüme dökmemen kaydıyla. Şaka yapıyorum, şaka.
Tamam, ben hemen getiriyorum. Tamam. Bir soda alabilir miyim? Benimki ne yapıyor acaba? Şimdi oraya gidemem. O zaman o benim ayağıma gelsin. Biraz takılayım. Müdüriyetten arıyorum. Aslanım orada mı? Burada efendim. Çok acil müdürün odasına gelsin. Söyler misiniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Aslı, müdür seni çok acil çağırıyor. Neden ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Acil gelsin dedi. Ya tamam. Aslı, iyi misin? Rengin bembeyaz olmuş. Ya Gonca müdür beni odasına çağırmış. Yine mi kovulacağım ben? Ay yok artık. Ama acil demiş. E canım, evrak falan isteyeceklerdir. Gerilme hemen. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Tamam, ben gideyim o zaman hemen. Tamam, ben seni idare ederim. Tamam. Kıyamam ya. Kızda resmen işten kovulma fobisi oluştu. Buyurun efendim. Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldun? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine. Bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. Ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sanırım. Patronum olan olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyim varmış benim? Ben patron olamaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca tesisi mi yöneteceksin? Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin okalaklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan iş çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da, evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronla karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam, hadi bak, bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağla Hanım burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan. Ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, seni de tanıyor. Onu rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürse büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Uf ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte gidelim. Hadi gel. Tamam.
Allah'ım ben ne günah işledim ya. Aşkım. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bunu Aslı'nın görmemesi lazım. Ya gerçekten nerede kaldı bu kız? Kovulmuş mudur acaba işte? Ay yok artık. Alo. Aslı neredesin merak ettim. Sorma Gonca. Müdürün odasında mahsur kaldım. Nasıl yani? Dur gelip kurtarayım seni hemen. Yok öyle değil. Beni odasına çağırtan Burak'mış. O da mı burada? Burak buraya geliyor. Ay Aslı yine iyice kafam karıştı benim ya. Ya Çağla bizi birlikte görmesin diye beni odaya sakladı. Biliyorsun Volkan'la beni sevgili sanıyordu. Şu mesele. Tamam canım ben kalktıkları zaman sana haber veririm. Zaten senin orada olman daha iyi şu anda. Niye daha iyiymiş? Yani sen orada dinlen canım. Ne gerek var çalışmana? Ben çalışıyorum burada. Hadi kapatmam lazım. Tamam. Kuzen. Sen buraya pek uğramazdın. Artık daha sık burada olacağım. Neden? Burada çalışıyorum çünkü. Merhaba Deniz. Ne haber Çağlacığım? Otursanıza. Yok, biz sizin konuşmanızı bölmeyelim ya. Yo. Aksine mutluluğumuza ortak olmanıza seviniriz. Mutluluğunuza? Volkan'la tekrar birlikteyiz. Öyle mi? Barıştınız demek. Ne güzel. Hadi oturalım o zaman. Kuzen, sevindim. Sağ ol kuzen. Artık her şey daha güzel olacak. Çok yazık. Yazık olan ne? Ayrıyken geçen zaman canım. Evet ama bence bu arada biz birbirimizin değerini daha iyi anladık. En azından ben artık ilişkimize daha farklı bir boyuttan bakıyorum. Daha ciddi. Arada başkalarıyla görüşmeniz işe yaradı yani. Yanlışın var Çağlacığım. Ben Volkan'la ayrıyken kimseyle görüşmedim. Öyle mi? Ben yanlış biliyorum o zaman. Sen ne biliyorsun Çağlacığım? Yani bildiğin şeyi söyle biz de öğrenelim. Tabii eminsen bundan. Bildiğim bir şey yok canım. Benimki sadece bir tahmin. Yani sonuçta sen Deniz'le ayrıyken başka bir kızla görüştün. Deniz de bu hırsla başka birileriyle görüşmüş olabilir diye düşündüm ben. Hayır, yanılıyorsun. Yalancı. Şimdi düştün elime. Peki tamam. Volkan'ın da o kızla ciddi bir şey yaşadığını sanmıyorum. Deniz'ciğim özel hayatımızı bu kadar ortaya sermeyelim bence. Biz bunları daha sonra baş başa konuşuruz. Ya hatta böyle şeylerden hiç bahsetmeyin bence. Geçmiş geçmiştir. Önemli olan tekrar birlikte olmanız. Öyle değil mi? Daha ne kadar burada bekleyeceğim ya? Aslı arıyor. Kız sanki kendinden bahsettiğimizi duydu. Aşkım açsana bakalım kız ne diyecek? Ne diyecek ki? Volkan'la tekrar barışmak istediğini söyleyecektir. Ne diyecek? Yok ya, açmayayım şimdi. Dediğin gibi. Her şey geçmişte kaldı. Ben takılmam böyle şeylere. Açabilirsin yani. Tabii. Kıçık. Kapanmış. Neyse.
Öyleyse siz yakında nişan falan yaparsınız. Deniz en son teklifimi kabul etmemişti ama. Binlerce kez evet. Allah'tan Aslı şu anda burada değil. Yani Burak'ın yaptığı bir şey ilk defa işe yaradı. Canım ya, gitti gül gibi çocuk. Artık sıra sizde. Boş durmayıp bir yüzükle yazmayı falan siz takarsınız. Ne de olsa bizden eski sayılırsınız. Aman aman, bize hiç bulaşmayın. Yüzük falan kasar beni. Biz böyle gayet mutluyuz. Ne yaptınız canım Selda'yla? Biraz Çağla'yla Burak hakkında konuştuk. Bu yaz sonuna doğru bir söz yapsak güzel olur diye düşünüyoruz. Haklısın haklı olmasına da Burak bu ciddiyete nasıl bakar, bu durumu nasıl kaldırır bilemiyorum. Ha, benim de kaygılarım var ama bakalım zaman ne gösterecek. Neyse bizim çocukları bir kenara bırakalım da Eda nasıl? Eve gittiğimde telefondaki sesine göre çok daha iyiydi. Bir şeyim yok dedi. Ama belli ki canı bir şeye sıkkın. Ya benimle her şeyi rahat konuşamıyor. Yani bu kadar yakın olmamıza rağmen babasıyım diye benden çekiniyor. Tabii. Kız çocukları biraz farklı oluyor haliyle. Gerçekten öyle. Ya biz Volkan'la her şeyi erkek erkeğe baş başa rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ama Eda ile öyle olmuyor ki. Ya birinden mi hoşlanıyordu nedir bilmiyorum ki. Ben onun dilinden anlarım. Sen merak etme. Onunla böyle bir kız kıza bir sohbet edelim. Bir ağzını arayayım bakalım. Sıkıntısı neymiş? Belki yardımcı da olabilirim. Çok iyi olur hayatım. Yani Eda kız çocuğu olarak annesiz büyümenin eksikliğini fazlasıyla hissetti. Eda'nın senin gibi mükemmel bir kadının tavsiyelerine, fikirlerine çok ihtiyacı var. Sen merak etme, ben onunla konuşurum. Hem yarın doğum günüymüş galiba, ha? Onu bir arayıp kutlarım. Aslında seni davet ederdim ama ben de davetli değilim. Gençler kendi aralarında kutlayacaklarmış. Biz yaşlıyız ya. Neyse canım, onlar da kendilerine göre haklılar. Biz de başka bir şey yaparız. Olur canım, sen ne istersen. Aslı, annem nasılsın yavrum? İyiyim anneciğim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Çok yorulmuyorsun değil mi? Sakın yorma kendini. Yok merak etme anneciğim. Kuzum benim, ben seni fazla tutmayayım. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler, öpüyorum. Canım. Hayatım boyunca anneme söylemediğim yalanı bir ayda söyledim ya. Hep o gıcık yüzünden. Şükran. Efendim? Aslı'ya sürpriz yapayım diyorum. Ne sürprizi Emel? Eski evdeki odasına ait eşyalar depoda ya. Onlarla burayı düzenlesem. Belki Aslı biraz olsun kendini buraya ait hisseder. Ay çok iyi düşünmüşsün. Ne duruyoruz? Hadi hemen düzenleyelim. Çok iyi düşündüm değil mi? Aslı buna çok sevinecek. Evet, hadi. Hiç aramadın bugün beni. Sen beni merak etmiyor musun? Ya yok etmez olur muyum ya? Hani ilk iş günüm diye rahatsız etmek istemedim. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Yeni işimize alışıyoruz işte. İyi çok sevindim. Ne yapıyoruz? Akşam buluşuyor muyuz? Bu akşam... Ben biraz yorgunum ama... Ya yapma ama yeni işimizi kutlarız. Yemek yeriz. Yemekler benden. İyi tamam o zaman. Kaçta çıkacaksın? 6 gibi çıkacağım. Mesaj atarım ben sana. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Of, bu böyle olmayacak ya. Benim acil iş bulmam lazım. Parasız aşk da bir yere kadar.
Neredeyse kızla buluşamıyorum. Yemeklerimiz bittiğine göre yavaş yavaş kalkalım. İşimizin başına geçelim. Evet değil mi? Çalışıyorduk bugün. Çağla, sen ne yapacaksın bugün? Annemden haber bekliyorum. Yeni evimizi görmeye gideceğim. Yeni ev derken? Çağla ve annesi İstanbul'a taşınıyor. Ha öyle mi? Sevindim. Ben de öyle. Sevgili kardeşim. Kardeşim? Sizin haberiniz yok. Annemle Sinan abi bir süredir birlikteler. Ne? Şaka mı bu ya? Gerçekten mi? Tabii bu şimdilik bir aile sırrı. Annemle babam biliyor mu? Evet biliyorlar. En son benim haberim oluyor yani. Yuh! Desene biz de artık akraba oluyoruz. Görümcan sayılırım. Ona göre yani. Yılın çifti bence. Vay be. Yakışır amcama. Tam üstüne. Annem arıyor. Anneciğim. Evet kalkıyoruz biz de şimdi. Tamam. Sen adresi mesaj atarsın görüşürüz. Tamam. Bye bye. Ben de amcamı arayıp tebrik edeyim bari. Önce ben seni tebrik edeyim kuzen. Harbiden bu çalışma olayı nereden çıktı? Nereden olabilir? Sevgili babacığımdan. Seç beğeni al dedi. Ben de en rahat burası diye. Sen öyle san. O ne demek? Sen Turgut Bey'i tanımıyorsun galiba. Nereden tanıyayım? Bugünden sonra tanırsın. Annem bekliyor. Kalkalım mı? Kalkalım. Ay yok. Ben dayanamayacağım artık. Çıkıyorum ne olursa olsun. Yeni eviniz ne taraftaymış canım? Tam bilmiyorum. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Bir de elinden tutmuş gözümün içine. Neyse ben işimin başına dönüyorum. Çağla'cığım sen nasıl geldin buraya? Annenin şoförüyle canım. Bekliyor beni. Aa tamam. O zaman o eve bırakır seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin araban var mı canım? Var canım. Uzakta benim biraz işim var haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Aslı'yı kafede göremedim. Yine kızın başına iş açmadın bana. Hayır, ofiste. Bana yardım ediyor. Yardım mı ediyor? Ben onun kafede işe başladı diye biliyorum. Bugünlük öyle oldu. Bak Burak, Aslı'ya burada rahat edeceğine dair söz verdim. O da bu şartlı işi kabul etti. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu ki, kızı rahat bırak. Bırak da işini yapsın. Ne zamandır Aslı'nın korumalını yapıyorsun? Ona bu sözü verdiğimden beri. Bana karşı onu mu koruyacaksın? Anlamadım. Aslı çok saf, temiz ve iyi niyetli bir kız. Onunla oynama. Git kendine başka bir eğlence bul. İyi kalpli kuzenim benim. İnan artık Aslı'dan uzak durmam mümkün değil. O neden? Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Ne? Nasıl yani? Aslı annesiyle birlikte bizim müştemilatta kalıyor. Annesi yeni aşçımız. Yok artık. Biz Bodrum'dayken annesi bizim evde işe başlamış. İşte bunu çok şaşırdım. Bir de bana sor. Artık Aslı ailenin içinde olduğuna göre ona karşı daha dikkatli olursun. Neyse, yarın evde Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. Çağla ile beraber gelirsin. Barış'ın mekanında değil miydi? Ben evde sürpriz bir şeyler hazırladım. Eda'nın haberi yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay, resmen beni Burak'a karşı korudu. Nerede kaldın ya? Ya ben sana beni odada bekle demedim mi? Az kalsın yakalanıyordun. Tamam. Saklanman bittiğine göre gidebilir miyim artık? Tabii ki. Gerçekten güzel bir ev. Benim de çok içime sindi. Çağla da beğenecektir. O zaman emlakçıyla konuşuyorum. Alıyoruz. Alıyoruz mu?
Hayır, benim için böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Ben buranın kiralık olduğunu düşündüğüm için geldim buraya. Kabul edemem. Ya benim için de iyi bir yatırım olur. Ya Sinan, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki ben burada yaşayacak olmasam sen bu evi satın almazsın. Gerçekten kabul edemem. Şu an için benim bu evi almam mümkün değil. Eğer kiraya vermeyeceklerse daha fazla bakmamızın da manası yok. Ya Elçin, niçin senin için bir şey yapmama izin vermiyorsun? Oktay arıyor, özür dilerim onu. Açmam lazım, kaç gündür ulaşmaya çalışıyorum ona. Tamam, tamam hayatım. İzninle. Oktay, nerelerdesin? Küba. Ne işin var orada? Tatil, tabii tatil. Başka ne olabilir ki? Hayır, tabii ki de seni merak etmedim. Sadece Çağla biliyorsun tatilde ve kaç gündür seninle birlikte program yapmak için sana ulaşmaya çalışıyor. Onu ne zaman aramayı düşünüyorsun? Hayır, ben söyleyemem. Sen kendin arayıp söyle. Hayır, kapatma Oktay. Kapatma. Yaz sonuna kadar dönmeyi düşünmüyormuş. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim bunu Çağla'ya? Tamam canım, tamam, sakin. Böyle bir şey tanık olduğun için gerçekten çok üzgün. Niçin sana destek olmama izin vermiyorsun? Elçin, ne olur bana biraz güven. Elbette ki güveniyorum. O zaman alalım bu evi. Sinan. Ya sen illa kira ödemek istiyorsan bana ödeyebilirsin. Yani ayda 100 öpücük. Az söyledin değil mi? O zaman ayda 1000 öpücük. Sağ ol Şükran. Önemli değil hayatım. Ama çok güzel oldu. Aslım görünce çok sevinecek. Evet. Buraya geldiğinden beri çizim yapmıyordu. Ay canım benim ya. Merak etme, artık bundan sonra yapar. Ya başıma gelenleri görüyorsun değil mi? Ne diyeyim kızım, zaten senin yaşadıkların karşısında ağzın 5 karış açık kalıyor. Yok, bana burada da rahat yok. Ben yeni bir iş baksam iyi olacak artık. Bayıldım buraya. Burası beklediğimden çok daha güzel. Çeşmedeki evimizden de daha büyük. Özellikle de odam. Beğenmeni çok sevindim. Ay, nihayet burada bir evimiz oldu. Ama sanki Sinan abi olmasa bu iş biraz daha gecikirdi, öyle değil mi anne? Aa, aşk olsun. Sen ne zaman bir şey sizin de ben yapmadım? Ama Sinan abi de çok zevkliymiş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Evet. Sen daha teyzeyle konuşabildin mi anne? Evet, elbette. Sen hiç merak etme. O da bizimle aynı fikirde. En geç bu yaz sonu yüzüklerinizi takarız. Burak buna yanaşmaz anne. Bugün bu konudaki fikrini yineledi. Hem de Volkan'la Deniz'in yanında. Nasıl yani? Onlar yakında nişanlanacağı için konusu açıldı. Burak da tavrını koydu. Rezil oldum.
Selda onunla anlayacağı dilden konuşur. Sen bir şey deme. Ya demiyorum, bir şey demiyorum ama artık sabrım tükenmek üzere. Hele de bu Deniz olayından sonra. Bir görsen havasından yanına varılmıyor. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Çağla. Sakin ol. Öfke mantıklı düşünmeni ve akıllı hareket etmeni engeller. Her zaman sakin olacaksın. Hele ki Burak'a karşı. Ha bu arada Burak Sinan abiyle birlikte olmanıza çok sevindim. Hemen söyledin değil mi? Dayanamazsın ki. söyleyeceğim tabii anne. Hem Volkan da çok mutlu. Ya konuşmadık ama ben anladım. Artık siz biliyorsunuz ya benim de içim rahatladı. Bir sorun olmamasına da seviniyorum. Ya tabii ki bir sorun yok. Tabii babam duyana kadar eminim çok sinir olacaktır.